Selamlar herkese, ben Seçkin. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bugün sizlerle beraber küçük bir seri başlatmıştım. Bu seri Çin'den gelenler serisiydi. Çin'den bir Yongnuo'nun YN360 isimli, şurada görmüş olduğunuz arkamdaki ambiance RGB normal ışık kaynağı olarak kullanabileceğiniz bir ışını almıştım. Bunu incelemiştik. Bu da bu serinin ikinci videosu oluyor. Çin'den bu sefer dehşet bir ürün aldım arkadaşlar. Bu ürün AirPods Pro'nun çakması arkadaşlar. Bu ürünü sipariş verdim ve bu ürün elime geldi. Bugün bu ürünü inceleyeceğiz ve sizlere bu ürünle ilgili bilgiler vereceğim. Öncesinde kanalda yeniyseniz öncelikle kanala hoş geldiniz diyorum. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Seçkin. Ben kanalda teknoloji, fotoğrafçılık, videografi üzerine eğitim videoları, ürün incelemeleri, videolar ve içerikler üretiyorum. Eğer bunlardan bir tane sizin ilginizi çekiyorsa kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Destek olmak adına videoyu şimdiden beğenebilirsiniz deyip videoya geçelim. Evet arkadaşlar, AirPods Pro'nun birçok çakması çıktı. Aslında şöyle söyleyeyim, Çinliler çok hızlı, inanılmaz hızlı ve inanılmaz hızlı hareket ediyorlar. Bir ürün çıktı, örnek veriyorum. Bu ürün çıktıktan sonra Apple Watch 5, Apple Watch 6 sallıyorum. İşte AirPods Pro 2 çıktı, örnek veriyorum. Çıktıktan 3-5 gün sonra bu adamlar bunun çakmasını çıkarıyorlar arkadaşlar. Evet, bunlar bunu başarıyor. Nasıl başarıyorlar? İnanın ben de daha çözemedim. Bu da AirPods Pro'nun aslında en yeni, en güncellenmiş çakması diyelim buna. Çünkü noise cancel var, içerisinde gürültü engelleyici ve birebir bütün her şey olarak cihaza en yakını. En yakın AirPods Pro bu arkadaşlar. Şimdi bunu birlikte inceleyeceğiz ve benim de kendi kullanmış olduğum orijinal AirPods Pro kutulu cihaz. Bununla birlikte karşılaştıracağız, testlerini yapacağız. Ve ben sizlere bununla ilgili linki aşağıya bırakacağım. Ben bu ürünü AliExpress'ten aldım. Size de aşağıya linkini bırakacağım. Türkiye koşullarında, Türkiye şartlarında, Türkiye'ye girdiği zaman yaklaşık olarak bir 20 TL ile 25 TL arasında bir vergi ödersiniz arkadaşlar bu ürün için. Ve sorunsuz elinize 20 günle 30 gün içerisinde ulaşır. Performansına birlikte bakacağız. Testlerini yapacağız. Birlikte nelerle karşı karşıyayız, bu ürün nasıl yapmışlar, kalitesi nasıl, materyali nasıl, ses performansı, mikrofon performansı, bunları birlikte test edeceğiz ve ürünü kullanacağız ve bakacağız arkadaşlar. Bakalım, ben çok merak ettim. Bununla ilgili çok şeyler duydum. İnanılmaz şeyler söylediler bana. Çok iyi olduğunla ilgili, performansla ilgili AirPods Pro'nun orijinalini aratmadığını, bakalım neler olacak. Cihazı test edelim, karşılaştıralım ve videomuzu bitirelim. Hadi gelin kutu açılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ürünü birlikte açalım. Gördüğünüz gibi paketimiz bu şekilde. Evet, içerisinde bir tane USB kablo koymuşlar. Oo, inanılmaz. Orijinal ayarında bir kablo. Bunu atıyorum. İçinden bir paket daha çıktı. Bu pakete de birlikte bakalım. Böyle bunu da atıyoruz. Adaptör yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adaptör yazıyor. Çüş. Yok artık. Hemen şurada arkadaşlar orijinali var. Şöyle birlikte bakalım mı? Bu orijinali arkadaşlar. Sağındaki. Bu zaten kapalı kutu, görüyorsunuz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kapalı kutu. Sağdaki de açık olanı. Bunu bokunu çıkarmışlar. Şuraya bakar mısınız ya? Orijinalini koydum. Hadi gelin. Şuraya koyayım. Açmaya devam edelim.
bakalım bize ne bekliyor. Evet arkadaşlar, kağıtlarının olduğu yok artık. İnanılmaz. Bütün her şey aynı. Bakar mısınız? Yani orijinalini açıp size göstereyim diyeceğim. İnanın zaman kaybı, hiç gerek yok. Her şey aynı. Böyle bir şey yok. İnanın böyle bir şey yok yani. Of, inanılmaz güzel. İnanılmaz, inanılmaz. Şimdi buradayız arkadaşlar. Evet. Açıyorum. İki ürünü şimdi birazdan karşılaştıracağız arkadaşlar. Ben size her şeyi, bakın şurada bir ezilme olmuş. İçi bu. Bu arada içerisinde bir tane daha kablo çıktı. Bunu yanında yolladılar arkadaşlar. Bir de bu çıktı. Herhalde kıyak yapmışlar. Yok. Bu USB kablo arkadaşlar. Kıyak yok. Bu USB'den şarj etmek için. Bir de adamlar Type-C ve Lightning yollamışlar. Bakın. Lightning ve Type-C içerisinden çıkan. Evet, burada yedek silikonların olduğu. Abi her şey aynı ya. Kalitesi bile aynı. Çok inanılmaz bir şey. Çok iyi. Yani ben şu an için arkadaşlar kutudan çıkanlar beni çok şaşırttı. Ben bu kadar kaliteli beklemiyordum. Şimdi bunu buraya koyalım. Şunun üzerine kapatalım. Şu kablosunu koyuyorum. Evet. Bunları içerisine koyuyorum arkadaşlar. Kaldırdım. Şimdi isterseniz gelin en çok merak ettiğimiz kısım kaliteye gelelim. Şimdi bu kulaklık arkadaşlar Çin'den aldığımız kulaklık. Bu da orijinali. Çakması orijinali. Şu an burada arkadaşlar. Sese bakın. Şöyle bakın. Şu an orijinalin sesini duyuyorsunuz. Şimdi çakması. Evet. Arkadaşlar içteki yazılara kadar görebiliyor musunuz? Evet, görünüyor. İçteki yazılar. Altı bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaki yazılar. Her şey birebir. Şimdi orijinalin sağ kulaklığını alıyorum. Ve çakmanın sağ kulaklığını alıyorum. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Sağ orijinal, sol çakma. Sensörlere kadar. Atlar da aynı. Arkadaşlar söyleyecek fazla bir söz yok. Adamlar birebir yapmışlar. Önemli olan şimdi ses ve bağlantı testleri. Şimdi telefonumu çıkarıyorum. Şimdi orijinali açıyorum. Geldi. Bu zaten benim kullandığım AirPods'um. Gördüğünüz gibi. Hem şuradan hızına da bakın. Hızını da test etmiş olalım. Bakın. Açtıktan bir buçuk saniye sonra falan geliyor değil mi? Tamam. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Çin'den gelen ürünümüz. Biraz hızlı geldi bana. Arkaya biraz basmamız gerekiyor. Bağlanması için. Burada da yazıyor zaten. Şarj kutusunun arkasında basın.
bağlanıyor dedi. Ve bağlandı arkadaşlar. Burada neler yapabileceğimizi anlatıyor kulaklıkta. Sensörlerin nasıl çalıştığını anlatıyor. Vesaire vesaire. Şimdi dilerseniz bir daha hızına bakalım şöyle. Canavar. Bakın 2 yazıyor zaten bu. Çin'den gelen de 2 yazıyor arkadaşlar. Şimdi bunun hızına bakıyoruz. Aynı saniyede geliyor dikkat ediyorsanız. Değil mi? Evet. Geçerli güvenlik modunu birazdan test edeceğim. Şu an test etmek istediğim şey, kulağıma taktım ve görmenizi istediğim şey. Ayarlara geldim. Bluetooth. Bu seçkin AirPods Pro yazan benim orijinalim. 2 yazan da gördüğünüz gibi. Evet. Buradan şeffaf modu aldığımız zaman ben şimdi size performansını birebir söyleyeceğim. Şeffaf mod kendi söylediğiniz sesi duyduğunuz mod. Yani dışarıdan gelen sesleri duyduğunuz mod. Yolda yürürken otobüs sesi, araba sesi duymak için gayet güzel çalışıyor. Şu an ben bunu test ediyorum ve çok güzel çalışıyor. Kapalı modda hepsi otomatik kapalı. Şimdi de gürültü engelleyici açıyorum. Evet. Oh. Noise cancel çok iyi. Evet. Evet arkadaşlar. Noise cancel çalışıyor mu diye çok merak ettim. Evet. Noise cancel yani aktif gürültü engelleyici çalışıyor arkadaşlar. 10 üzerinden 10 aldı benden. Şimdi gelin isterseniz bir müzik açalım. Şu an müzik dinliyorum ve kalitesi çok iyi. Belki bağırıyorumdur. Arkadaşlar basları inanılmaz doyurucu. Şimdi şu şekilde size mikrofonu aşağı indirerek. Evet arkadaşlar şimdi farkı anlamanız için bunları yerine koyuyorum. Şimdi size orijinalini açacağım. Bunlar orijinal arkadaşlar. Orijinal kulaklıklar da böyle. Bunlar da orijinal kulaklıkların sesiydi arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi materyal kalitesi bu arkadaşımız bu kulaklık Çin'den gelen. Bunun da oynuyor arkadaşlar. Bunun da oynuyor. Pro'nun yani orijinalin de oynuyor. Bu orijinal arkadaşlar. Evet biraz daha tok. Biraz daha tok bir sesi var. Ama gördüğünüz gibi ben kalite olarak beğendim. Şimdi mikrofon testini yapalım arkadaşlar. Orijinalden nasıl bir ses geliyor? Çakmadan nasıl bir ses geliyor? Bunun testini yapalım. Bundan sonra tekrar bu konu üzerine konuşmaya devam ederiz. İstiyorsanız gelin devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de mikrofon testini yapalım. Mikrofon performansları nasılmış? Oo ses çok güzel geldi. Şimdi mikrofon testini yapalım. Bakalım mikrofon performansı nasılmış. Sağ elimde bu arada gramaj olarak ikisi de aynı ağırlıkta. Belki böyle birkaç gram hafiftir Çin'den gelen. Yo değil. Gramını da birazdan ölçeceğim arkadaşlar. Sizlere net bilgi vereceğim. Hatta gidiyorum tartıya alıp geleyim ölçelim. Geldim. Evet arkadaşlar şimdi gramına bakıyorum. Orijinalin gramı 56 gram arkadaşlar. 56 gram. Çin'den gelenin gramı 52 gram. Ben nasıl söylemişim? 4 gramı nasıl bilmişim? Vallahi helal olsun bana. Evet, şimdi mikrofon testindeyiz arkadaşlar. Orijinali açıyorum. Bağlandı. Şimdi bir ses kaydı alacağım. Şu an ses kaydı alıyorum. Şu an sesimi AirPods'un orijinal kulaklığından duyuyorsunuz. Şu an sesimi AirPods'un orijinal kulaklığından duyuyorsunuz. Şimdi sırada Çin'den gelen. Şu an Çin'den gelen elimde ve ses kaydı alacağım. Ses kaydını başlattım. Şu an Çin'den gelen AirPods Pro.
Çakma AirPods Pro'dan duyuyorsunuz sesimi. Şu an çakma AirPods Pro'dan duyuyorsunuz sesimi. Evet, bunu da yerine kaldırıyorum arkadaşlar. Yeni geldiği için, taze olduğu için şarjı bitmek üzere. Kendi biraz kutuda şarj olsun. Şimdi ufak birkaç tane bilgi vereyim. Test eden, kullanan arkadaşlarım bu AirPods Pro'yu var. Ve yaklaşık olarak şarjı 2,5-3 saat gittiği söyleniyor. Ama çok hızlı bir şekilde bittikten sonra kutusuna koyduğumuz anda şarj olduğunu söyledi arkadaşlarım. Çok kısa zamanda şarj oluyormuş. Aynı AirPods'un orijinalinde olduğu gibi. Şimdi ben ürünle ilgili çok samimi konuşmak istiyorum ve videomuza bu şekilde devam edelim. Çok samimi bir şekilde birebir bütün görünürlülüğü aynı. Yani hiç işi bilmeyen demeyeyim, bilmeyen birine benim AirPods'um var dediğiniz zaman AirPods Pro olarak bu cihazı görür. Fakat ben bir AirPods Pro orijinal kullanıcısı olarak aldığınızda çok az hissedebileceğiniz ya da benim profesyonelliğimden kaynaklanan şu kapaktaki ufak bir hissiyatı var. Ondan ötürü bütün sensörleri, bu arada bütün özellikleri çalışıyor arkadaşlar. Bir sefer bastığınız zaman, iki sefer bastığınız zaman diğer şarkıyı atlıyor. Üç sefer bastığınız zaman başı alıyor. Basık tuttuğunuz zaman aynı AirPods Pro'da olduğu gibi, şu an söylemeyeceğim, bu Siri komutu devreye giriyor. Özellikleri çalışıyor. Bütün özellikler olarak ben şok oldum. Ben bu derece bir materyal performansı ve teknik performans beklemiyordum. Bu gördüğünüz AirPods Pro, hangisi bilmiyorum. AirPods Pro'nun çakması geldiği son nokta arkadaşlar. Yani adamlar çalışa çalışa, eksikleri tamamlaya bunu yapabilmişler ve bunu yapmışlar. Bu son nokta. Ben çok memnun kaldım. Eğer daha farklı, şunu da inceleyebiliriz, bunu da inceleyebiliriz ya da daha farklı düşünceleriniz ve fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kısaca üzerinden geçecek olursak ben materyal olarak bu cihazı çok beğendim. Kalite olarak çok beğendim, teknik özellik olarak çok beğendim. Birebir yakın, bütçe dostu. Zaten o yüzden dolayı bu ürünü inceledim. Bir arkadaşıma hediye edeceğim. Bu ürün çok kişi bana bahsetmişti, çok kişi söz etmişti. Hepsine çok teşekkür ederim. Gayet ve ciddi olarak söyledikleri gibi çıktı. Evet, ben bu ürünü sizlere tavsiye ediyorum. Aşağıya linkini bırakacağım. Söylediğim gibi bu ürünü yaklaşık olarak benim AliExpress hesabım Euro üzerine 44 Euro'ya aldım. Türkiye'ye girerken dediğim gibi 20 TL gibi bir vergi çıkar. Sorunsuz bir şekilde ulaşır size. Çünkü gördüğünüz gibi kaç tane kutuya sarılı bir şekilde geliyor. Bu ürün logolu bir ürün. Gördüğünüz gibi Apple logosu var. Ben kutuları da karıştırdım zaten. Teknik özellikleri hoşuma gitti. Mikrofonu da beraber editle mikrofon performansını göreceğiz. Bakalım performans nasılmış. Yani inanın AirPods Pro'nun orijinalinde şu kapak oynuyor. Abi çakmada da oynuyor yani. Onu bile yapmışlar. Her şey çok iyi. Çok başarılı buldum. Çok da hoşuma gitti. Ürünleri biraz böyle karıştırır gibi bile oldum. Bayağı başarılı buldum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Eğer biraz faydam olduysa çok çok mutlu oldum ve memnun oldum. Çünkü inanın bir fiyat performans ürünü. Kafanıza bir soru işareti kalmasın. Gönül rahatlığıyla bu ürünü alabilirsiniz. Özelliklerinden bahsettik. Dediğim gibi 2,5-3 saat şarjı gidiyor. Çok kısa sürede şarj olabiliyor. Sadece iOS cihazlarla, yani Apple cihazlarla değil, Android ve Windows işletim sistemli cihazlarda da bu ürünü kullanabilirsiniz. Güzel bir kulak, beğendim, inceledik, memnun kaldım. Zaten kalmasam da söylerdim. Ne hiçbir reklam ne vesaire, hiçbir şey alıp kazanmıyoruz bu işten. Sadece sizlere bilgi vermek amacıyla burada olduğum için inanın bütün açıklıkla her şeyi söylerdim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz kanalıma, kanala abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Hangisi bunun orijinal kutu ya? Harbiden karıştırdım ama. Kabartmayı bile yapmışlar, kabartmayı. Adamlar üşenmemiş, barkod yapmış üstüne. Barkod. Karıştırdık, artık inceleyeceğiz. Koklayacağız, bir şeyler yapacağız. Bir bulmamız lazım. Orijinal kutuyu vermek istemiyorum ben arkadaşıma. Hadi hoşça kalın.